Şimdi bakın, bağışıklık sisteminin korunmasında, alerjik olayların e, oluşumunda en önemli faktör işte bu bağırsak florası. Yani nasıl önleriz diyorsunuz ya, hı hı. işte önlemenin yollarından bir tanesi o. En başından itibaren. Madem böyle bir şey var, o zaman e, diyelim ki alerjik olmayan, işte e, bu e, çocuk için söylüyorum, e, gıdalardan e, mesela işte turşuydu vesaireydi gibi, Mayalanmış gıdalardan alınması lazım. Probiyotiklerin e, alınması lazım. Probiyotikler dediğimiz e, dost e, bakteriler. Yani dost mikroplar. Yani mikrobun iyisi olur mu diyorsunuz? Bakın dünyadaki mikropların yüzde %90'ından daha fazlası iyi mikroplardır. Biz Onlar olmadan biz hayatımızı yani. sürdüremeyiz. Bakın işte onun için... Yani e, mesela bir e, uhatlı süt ya da işte o yoğurtlara yapılan uhate şeyleri o faydalı zararlı hepsini birden öldürüyor. Ama onları tamamen mikropsuz olduğu için faydalıymış gibi lanse ediyorlar. İşte benim gibi mesela süt aleyhine böyle konuşan insanlara devamlı soruşturmalar açıp baba altından sopa göstermeler oluyor. Bunlar hep devam ediyor ama biz e, söylemeye bunları e, devam edeceğiz. E, çünkü İnsan sağlığını bunlar çok yakından e, ilgilendiriyor. Tek faydalı süt anne sütü aslında. Evet tabi yani bir süt zaten e, ne içindir kendi yavrusu içindir bir memelini. Evet. Ha, Biz ama 10 e, bin yıl önce e, yavaş yavaş bir memelilerin sütlerini çalmaya başlamışız. Hı -hı. Evet. Ha bunu e, çaldıktan sonra ama şunu şu şekilde yapmışız. Mesela bunları diyelim ki kaynattıktan hemen sonra yoğurt yapmışız. Yani mesela diyorlar ki efendim Türkiye'de insanlar çok az süt tüketiyor. Evet. İyi ki öyle yapıyorlar. Peki kimse şunu sormuyor. Dünyada en çok yoğurt tüketen ülke kim? Türkiye. Yani bir yoğurt o sizin sütünüzden çok çok daha. Çünkü e, siz sütü bir e, yani e, O hateden hiç bahsetmiyorum. O zaten tahrip ediyor. Diyelim ki kaynattınız ve içiyorsunuz. Şimdi e, o zaman o probiyotikler önemli ölçüde kayboluyor. Halbuki siz onu e, yoğurt yapıyorsanız o zaman o probiyotik dediğimiz dost bakteriler çoğalıyor ve sizin bağırsaklarınızdaki o şeylere de faydalı mikropları da sayısını arttırıyor. Bu çok önemli çünkü eğer e, bu nar azalırsa o zaman geçirgenlik, bağırsak geçirgenliği dediğimiz şey artıyor, sindirim bozuluyor. Şimdi bir protein parçacı iyi yani böyle çok küçük birimlerine kadar indirgenmemişse ve bu şekilde emiliyorsa, kana geçiyorsa o zaman vücut bunu e, yabancı bir madde olarak görüyor, düşman olarak görüyor, haklı olarak. Ne yapıyor? Onu tahrip etmeye çalışıyor. Ama onu tahrip ederken başka bir organınızda da bu oluyor. Bu bazen karşınıza bir e, deri döküntüsü kurdeşen gibi çıkıyor. Bazen bir astım gibi çıkıyor. Ama çok daha e, başka şeyler daha var. Yani bir yığın mesela otoimmün hastalık, ayahoşimoto, mültipülsikleroz, romatoid artrit. Hiç duymadığımız gibi. yeni yeni şeyler hocam. Evet. Yani... E, Eskiden hiç yok değildi vardı ama çok bu kadar e, çok değildi. Hem tıpta böyle muazzam ilerleme olacak hem de bu hastalıklarda muazzam bir artış olacak. Tamamen evet. bizim beslenme yani. hatalarımız.